Herkese günaydın. Ben Doktor Pınar Yalçın Bahat. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. Bugün sizlere menopozdan bahsedeceğim. Menopoz aslında kadın doğum hekimleri için özellikle çok önemli. Ama birazdan göreceksiniz ki aslında tıp fakültesinde okuyan herkes için çok önemli. İlk slayta bu görüntüyü bilerek koydum. Sizin için bence çok önemli. Çünkü baktığınızda menopoz dediğimizde biz hep Menopoz dediğimizde biz hep 50-60 yaş sonrasını düşünüyoruz ya da 70'lerden sonrasını düşünüyoruz yaşlılık emaresi olarak ama bizim aslında gördüğümüz 50'den sonra olan ve hormonların kesilmesiyle olan bir dönem. Ama menopoz bizim için şu açıdan önemli çünkü menopoza giriş artık bizim hayatımızın yarısı. Biliyoruz ki artık yaşlı nüfus çok artıyor, 40-50 yaştan sonrası çok ciddi şekilde bir artış gösteriyor ve bundan sonrası da baktığımızda siz hayatınızın yarısını menopozda geçiriyorsunuz. O yüzden çevrenizde de bir sürü insan vardır. Eskiden 50'lerde, 60'larda özellikle 2. Dünya Savaşı'nın öncesi döneme baktığınızda insanların zaten yaşam beklentisi 55-60 civarıydı. Yani menopozda geçen süre çok kısaydı ama sonrasına baktığımızda bu sürenin çok fazla arttığını görüyoruz. Peki menopoz nedir diye baktığımızda ve konuşacak olursak menopozun biz aslında overlerde üretimin durmasına bağlı olarak adet görememe hali olduğunu biliyoruz. Artı menopoz aynı zamanda bir hasta kendisi menopoza giriyor. Bizim ilk bahsettiğimiz bu fizyolojik menopoz. Bir de cerrahi olarak bizler tarafından hasta menopoza sokulabiliyor. Bu da hepimizin bildiği gibi overlerin çıkarılması sonucunda oluyor ki bu menopoz yani bizim yaptığımız cerrahi menopoz biraz sonra da anlatacağım gibi aslında fizyolojik menopozdan çok daha şiddetli. Çünkü vücudun buna bir alışma süresi yok. Siz bir anda hastanın bütün hormon kaynağını elinden alıyorsunuz ve vücudun buna alışmasını, tepki göstermesini bekliyorsunuz. Tahmin edersiniz ki verdiğiniz feedback mekanizma da çok daha sert oluyor. Fizyolojik ve cerrahi menopoz var dedik. Menopozun çeşidine baktığımızda yine bu ikisi arasında ortalama 52 yaş tüm dünyada 58'e kadar kuzey tarafa doğru gittiğimizde 58'lere çıktığını biliyoruz. Ülkemizde 48-50 arası değişiyor menopoz yaşı. Menopoz yaşı ama biliyoruz ki genetik yani sizin etnik kökeniniz ne olursa olsun ya da yaşınız kaç olursa olsun neye göre giriyoruz derseniz bir insana ne zaman menopoza gireceğim sizce diye tahminde bulunmanızı istiyor. Elinizde hiçbir hormon değeri yok. Siz buna göre bir tahminde bulunmanızı gerekiyorsa soracağınız tek bir soru var. Anneniz kaç yaşında menopoza girdi? Ekstra anormal bir cerrahi geçirmediyse, kemoradyoterapi gibi bir işlem görmediyse en ilk verebileceğimiz cevap annenizin girdiği yaşa artı eksi 2 yaşlarda menopoza gireceksiniz şeklinde cevap verebiliriz. Peki sonrasında ne oluyor? Bu menopoz neden anneyle birlikte? Çünkü hepimiz biliyoruz bizim over rezervimiz azalıyor aslında. Yani en başta elimizde bir 5-6 milyonluk over rezervi var anne karnında. Daha anne karnındayken bunun düşmeye başladığını biliyoruz. Yani aslında biz menopozdan korunmadan bahsediyoruz ama menopozdan korunma aslında anne karnında başlıyor. Yani sizin anne karnında maruz kaldığınız toksinler de sizin erken menopoza girmenize sebep olabiliyor. Evet, over rezervimiz giderek düşüyor. İlk doğduk 1-2 milyonlara kadar geldi. Reproduktif dönemde 300-400 binlere kadar indi. Artık menopoz bu arada adet görüyorsunuz ama bu arada hemen menopoza girmeden önce elinizde 1000 tane folikül kalmış oluyor. Peki bu 1000 taneye gelene kadar menopoz süreniz yine kısalabiliyor mu? Evet. Mesela önünüzde bir polikistik over hastası varsa inanılmaz bir tüketim olan bir hastalık var bu hastada ve bu hastaya siz söyleyebilirsiniz ki sizin menopoza girişiniz daha erkene gelecektir. Çünkü elindeki folikülü tüketilmesiyle alakalı. Yine eş zamanlı olarak bir hastaya aşağı yukarı menopoz yaşını neye göre bakarak söyleyebiliriz dersek elinde AMH değeri varsa AMH değerine bakarak da biz hastaya erken menopoza girebileceksiniz ya da önünüzde şu kadarlık bir dönem var diye fikirde bulunabiliyoruz. Çünkü hastaya neyine bakıyoruz aslında? Antral foliküllerden salındığı için aslında elindeki folikül değerini değerlendirmiş oluyoruz. Ama çok net mi? Hayır, çok net bir bilgi değil ama hastaya bu konuda bir bilgi verebilmiş oluyorsunuz. Peki yaşlı nüfus dedik, genel bilgi. Yaşlı nüfus özellikle ne zaman artıyor? Belki hepimizin veya sizlerin de önümüzdeki insanların da daha çok muhatap olacağı biz hep menopozlu hasta göreceğiz. Birazdan menopoz aslında çoğumuz hormon tedavisini unuttuk. HRT diye gidiyordu. Hormon replasman tedavisiydi. Artık HT'ye geçtik tüm kitaplarda. Unutmayalım. HRT kavramı artık yok. HT kavramı var. Yani hormon tedavisi kavramı var artık. Replasman olarak görmüyoruz bunu. Çünkü var olun devam ettirmeyi, doğal olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. WHI çalışması, birazdan ayrıntısıyla vereceğim, karşınıza çok çıkacak. O nedir onu size göstermeye çalışacağım. Ama WHI çalışmasından sonra bir hormon tedaviden hepimiz uzaklaştık. Hiçbirimiz hormon tedavi vermez ve aslında öğretilmez de oldu. Pek çoğumuz hormon tedavisini bilmeden veya
tukaka kötü şeklinde öğrenir olduk. Ama aslında öyle değil. Baktığımızda şimdi karşımıza çok fazla yaşlı nüfus göreceğiz. Genel bilgi neden? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1946-64 döneminde dünyadaki doğumun patladığı evre olarak görülüyor. Ve takdir edersiniz ki yaşı da hesapladığınızda o dönemdeki insan yaşlı nüfusu biz şu anda görüyoruz. İkincisi aslında şu an yaşadığımız dönem ki bundan sonra da hep yaşlı nüfusun devam etmesinin sebebi şu an hiç kimse yaşlanmak istemiyor. Herkes yaşlanmamak için, aging için çalışıyor. Daha genç kalmak için çalışıyor. Bu da bizim menopozu daha fazla insan görmemiz anlamına geliyor. Esas başka bir önemli nokta, evet yaşlandık. Bu yaşlı nüfus bizim için aynı zamanda hem endokrin hem de sosyoekonomik açıdan yük oluşturuyor. Çünkü bu insanlar yaşamaya devam ediyor ama hayat kaliteleri artıyor ve çevremizde böyle çok daha fazla insan görüyoruz. Baktığımızda bu insanları tedavi etmek bizim için aslında çok çok önemli oluyor. Peki biz menopozu hep konuştuk. Menopoz evet bizim için 50 yaşından sonra, Türkiye standartlarında konuşuyoruz. 50 yaşından sonra gördüğümüz, buraları anlattım. 50 yaşından sonra bu da gördüğünüz yaşlı nüfus oranı. İkinci Dünya Savaşı savaşlardan sonraki artış. Buradan sonra artık 2000'lerden sonra aslında burada biraz plato çiziyor. Doğum kontrol yöntemlerinin artmasıyla birlikte ama hala oranımız çok yüksek gidiyor. Erken menopoz, yani bizim hep konuştuğumuz menopoz aslında 50 yaş sonrasıydı. Erken menopoz kavramına baktığımızda bu da aslında çok fazla karşımıza geliyor. Çünkü erken menopoza giren kişi sayısı artık çok fazla. Bunun sebebi de özellikle çevresel maruziyetlere bağlı, özellikle toksin yükünün çevrede maruz kaldığımız radyoaktifliğe bağlı olarak arttığı görülüyor. Şu an dünya üzerine baktığınızda kadınlar üzerinde %5 civarında erken menopozda kadın olduğunu görüyoruz. Ama poliklinikleri yaptığınızda bu oranın aslında Türkiye'de %5'in üzerinde olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Ama erken menopoz dediğimizde kitaplarda da geçen iki tabiri var. Maalesef bu çoğu kişide de pratikte kullanımda da karşınıza karışarak geliyor. Bir POF, bir POI, ikisi birbirine karışıyor. Prematür menopoz dediğinizde, yani POF olguları dediğinizde 40 yaşından önce ani olarak, yani biraz önce bizim cerrahi menopoz gibi düşünün aynı, 40 yaşından önce ani olarak over fonksiyonlarında kayıp oluyor. Bunun da en büyük sebebi bizim yaptığımız erken dönemde bilateral oferektomi oluyor. Hastada yani erken dönemde aniden bir overlerde kayıp oluyor. Buna bağlı olarak beklenenden çok önce, yani normalde hastanın menopoz yaşı çok daha ilerisi ama hasta çok daha önce menopoza girmiş ya da girdirilmiş oluyor. Peki primer ovaryen yetmezlik nedir? Bu da yine 40 yaşından önce, ikisi de 40 yaşından önce olduğu için erken menopoz olarak geçiyor. Ama ani olmayan over fonksiyon kaybı, yani bu ailevi olarak gelen ya da herhangi bir kronik maruziyetlere sekonder olarak gelişen kayıp. Bu da %1 oralığında görünüyor. Peki sebeplerine baktığımızda ne görüyor? Aslında bu en çok söylediğimiz toksin maruziyeti. Toksin maruziyeti yediğimiz içtiğimiz yemeklerden bu erken menopoz oluyor mu? Evet oluyor. En büyük sebeplerinden biri de bu. Yine metabolik hastalıklar, genetik hastalıklar var. Mesela sizin karşınızda çok genç, 25'li yaşlarda adet göremiyorum. Baktınız FSH değerleri çok yüksek, LH yükselmiş, E2 çok düşmüş. Yani menopoz düşünüyorsunuz. Eğer çok genç yaşlarda, yani 25'li yaşlarda siz menopoz görüyorsanız mutlaka genetik taramaya göndermeniz gerekiyor. Orada da Fragile X isteyeceksiniz. Özellikle bunu isteyin. Zaten ondan sonrası bir sonraki de Turner mozaik gelir ama Fragile X'i atlamamanız çok önemli. Çünkü bu ailenin bir sonraki kuşaklar için de çok büyük önem arz etmekte. Yine yaptığımız cerrahiler çok önemli. Yani siz hastaya mesela diyorsunuz ki overyen cerrahi ya da histerektomi. Bu bazen çok karışıyor. Diyorlar ki histerektomi oldu, overleri duruyor. Evet ama siz oranın kanlanmasını bozacak pek çok damarı bağlamış oluyorsunuz. Buna bağlı olarak overyen fonksiyonlar düşüyor. Yani sizin yaptığınız cerrahi sadece rahmi almış olsanız bile hastanın menopoza girmesini 1-2 yıl daha erken almış oluyorsunuz histerektomi yaptığınızda. O yüzden çok çarşıtan makalalar var. Erken menopoza sebep oluyor. Histerektomi her zaman ilk tercih mi olmalı? Hayır, o yüzden histerektomi her zaman ilk tercih olmamalı. Çünkü biz hastanın genel hayat kalitesini bozmuş oluyoruz. Sigara, kemoterapi, pelvik radyasyon, bunları zaten biliyorsunuz. Bu hatta değil erken menopoz, steril kalmaya kadar varabilen sebeplere neden olabiliyor. Yine eğer hastanın otoimmün hastalıkları varsa, zaten bizim POF dediğimiz olgu altında bir inflamasyon ya da otoimmünite varsa buna bağlı hastalar da erken menopoza girebiliyorlar. Yani o yüzden eğer otoimmün hastalığı olan bir hasta varsa, özellikle sizin karşınıza gelecek olanlar da Hashimoto hastalarıdır. Bunlar Hashimoto'ya bağlı olarak da çoğu zaman adet düzensizlikleriyle gelirler ama bu hastaların özellikle eğer gerekiyorsa bir AMH'sını, bir over rezervini, foliküllerine bakabilirsiniz. Aile öyküsünü mutlaka sorgulayın. Varsa bu hastayı değerlendirerek bu hastanın olası bir erken menopoz için aday olabileceği bilgisini de mutlaka vermeniz gerekiyor.
Peki perimenopoz dönemi nedir? Perimenopoz dediğimiz menopozdan hemen önceki dönem. Aslında hastanın menopozu hissetmeye başladığı dönem diyebiliriz. Yani o yavaş yavaş ateş basmaları, adet düzensizlikleri. Peki burada bizim karşımıza özellikle nasıl geliyor bu hasta diye bakacak olursak, perimenopozda hasta ilk önce uzamış adetlerle geliyor. Yani hasta aslında size ilk geldiğinde ilk adet düzensizliğiyle geliyorsa hiç menopoz olduğunu düşünmüyor. Çünkü ona göre menopoz kavramı dediğimiz şey adet görememe hali. Ama hasta size geliyor, hasta diyor ki ben normalden çok daha fazla adet görüyorum. 7 günden 8 günden çok fazla adet görüyorum. Bunun sebebi de aslında yavaş yavaş menopoza giriyor, foliküler faz kısalmaya başlıyor. Buna bağlı olarak polimenore oluyor. Daha sonrasında ne oluyor? Burada perimenopoz kısmını siz de görebiliyorsunuz. Burada normal dalgalanma var. Bakın dalgalanma. Yine vücutta bir dalgalanma olmaya çalışıyor ama o dalgalanma tam olamıyor. Hemen adet menopoza girmeden önceki dönemde de artık son dalgalanmayı yapıp östrojen tamamen düşüyor. Unutmamamız gereken bir kavram var. Menopoz eşittir vücuttan östrojenin çekilmesi. Bizim derdimiz en büyük östrojenle. Diğer hormonlar onun etkilerini karşılamak amacıyla biz veriyoruz. Sonrasında ne oluyor? Zaten 40 yaş, 40 yaştan sonra bu anovülasyon kanamaları başlıyor. Tıpkı aslında eskiye dönüyoruz. İlk adet gördüğümüz gibi, çocuk ilk adet görürken nasıl anovülatör süklusları var, düzensizlikler var. Burada da aynısı oluyor ve luteal faz defektleri sıklaşıyor. Buna bağlı olarak da zaman içinde oligomenore oluyor. Yani size en başta hasta geldiğinde siz hastaya şu bilgiyi vermelisiniz. Evet, şu anda sen çok adet görüyorsun. Ama ben herhangi bir ilaç tedavisi vermesem de, araya girmesem de, burada verebilecek ilaç tedavisini de anlatacağım birazdan. Sizin bir yerden sonra adetleriniz kendiliğinden kısalacak. Tabii burada mutlaka ultrasonla bakmalı, gerekirse histeroskopiyle değerlendirmeliyiz. Çünkü hastanın bir endometriyal kalınlığı, bir polibi de olabilir. Bunları atlamamalıyız. Ama her şey normalse hastaya siz daha sonrasında kendiliğinden bu adetlerin azalacağının bilgisini verebilirsiniz. Peki erken dönem hormonal değişiklikler nedir diye baktığımızda ne oluyor? Hasta karşınıza geldi. Evet, hepimizin beklediği gibi FSH yükselmiş durumda. Östrojen ve inhibin üretimi azalıyor ama zaten bir inhibiti normalde karşımızda görmüyoruz. Başlangıçta baktığınızda AMH değeri çok düşmemiş olabiliyor. AMH'da bir yükseklik görüyorsunuz. Yani hasta o 0.01'lerle karşınıza gelmiyor. Bunun sebebi oradaki küçük antral foliküllerden hala AMH'nın salgılanıyor olması. Androjen üretimi de en başta her şey stabil ve hasta karşınıza şöyle geliyor. Düşünün, hasta androjen üretiyor ama östrojen çekilmeye başlıyor. Hasta diyor ki bende hiç olmayan bir akne şikayeti olmaya başladı çünkü vücudunda bu sefer androjen baskınlığı olmaya başlıyor. Bunları söyleyebilirsiniz çünkü çoğu zaman hasta poliklinikte de karşınıza geldiğinde şunu söylüyor. Ben tekrar sanki ultrasonla da baktığınızda zaten beklenen son antral folikül sayısının azaldığını görüyoruz. Peki daha sonrasında ne oluyor? Biraz önce söylediğimiz polimenoreik faza geçiyoruz. Yani adet süreleri 7 günden daha fazla süreye geliyor, çıkıyor. Bir süre sonra da zaten 5 yılda 8 yıl arasında bu çok değişebiliyor, bu geçiş dönemleri. Bazı hastalarda çok uzun sürebiliyor. Ek hormon alabiliyorlar çünkü. Geç menopozal dönemde de 60 günden uzun süreli, yani 2-3 aydır adet görmüyorum artık. Arada adet görüyorum şeklinde. O oligoamenoreik dediğimiz faz gelmiş oluyor. Burada gördüğünüz gibi bazen soru olarak herhangi bir board sınavlarında hazırlanacak olursanız bu kavramları özellikle koydum. Bazen bu perimenopozla premenopoz çok karışık. Premenopoz aslında bizim şu andaki hayatımız. Yani hepimiz pre, öncesindeki sıfırdan itibaren olan dönem. Bunu özellikle onun için koydum. Perimenopoz dediğimiz menopozdan önceki dönem, yani 45 yaştan sonra ilk o adetlerin bozulmasıyla birlikte menopoza tam olarak gireceğimiz dönemden itibaren olan dönem. İlk adet, son adetimizin olduğu dönemden itibaren menopoz diyoruz. Ondan bir yıl sonraki döneme de, ilk adete de postmenopoz diyoruz. O kavramları da koydum. Peki hormonal değişimle geldi hasta. FSH değerlerini gördüğümüzde FSH'ın 20'nin üzerine çıktığını görüyoruz. FSH'ımız 20'nin üzerine çıktı. İnhibin düşecek. İnhibini zaten görmüyorsunuz. Östrojen hala yükseklerde, yani 80'lerin üzerinde en başta seyredebiliyor. LH değerinizde ise hiç değişmiyor. Yani sizin tek gördüğünüz FSH'taki yükseklik. Hastaya diyebilirsiniz, evet siz menopoza yavaş yavaş giriyorsunuz ama tam menopoz tablosu ne zaman oturmuştur? Aslında birazdan bir slide var. Hastanın size en önemli soracağı soru, tamam ben menopoza giriyorum. Peki ne zaman korunmayı bırakmalıyım? Çünkü bu size en büyük sorumluluğu veren kısımda. Hastanın ne zaman FSH değeri 30'un üzerine, LH'da 40'ın üzerine çıkarsa biz hastaya diyoruz ki artık korunmanıza gerek yok. Bundan sonra gebe kalma ihtimaliniz çok düşük.
Ama hastaya şu bilgiyi de vermeniz gerekebiliyor. Birazdan anlatacağım onları ama öncesinde bilgi olsun. Hastanın biz yine de prezervatifle korunmasını istiyoruz. Çünkü kadının florası tamamen değişiyor. O bölgede hepimizin bildiği gibi anlatacağımız gibi bir kuruluk şikayetleri, yanma. Zaten ilişki ağrılı bir sürece doğru gidiyor. Ve oradaki flora değişikliğine sekonder olarak cinsel yolla bulaşan hastalıklara ya da ilişki esnasında herhangi bir bulaşacak patojene karşı çok daha açık hale geliyor. Bu nedenle özellikle bundan sonraki bir süreçte de yine özellikle ilk bir yılda özellikle bu geçiş aşamasında prezervatifli hastaların korunmasını isteyebiliriz. Peki postmenopozal döneme geçtik. Postmenopozal dönemde dediğimiz gibi değerler oturdu. Yani FSH 40'ın üzerinde, LH 30'un üzerinde, östrojen düzeyi 40'ın altına düştü. Yani tam artık vücutta östrojeni hissediyor. Peki ondan sonra ne oluyor? Östrojenin değişimine bağlı vücuttaki aslında değişimleri hasta çok net görmeye başlıyor. Burada önemli olan şöyle bir şey var. Bazen bakarsınız hastanın vücudunda östrojen değeri çok yüksektir. O zaman bir hastanın BMI'ını mutlaka değerlendirin. Size yalancı östrojen yüksekliği verebiliyor. Unutmayın, yağ doku eşittir östrojen kaynağı, aromatizasyon. Vücuttaki çok ciddi anlamlarda hasta gelir. Bazen bu hastanın çok sık hepimizin bildiği gibi postmenopozal kanamanın da en büyük sebeplerinden biri. Çoğu size geldiğinde hep kilolu hastaları görürsünüz. Çünkü bunlarda aromatizasyon devam ediyor. Yani sizin bu hastaya yapacağınız en büyük iyilik kilo ver demek aslında. Yani kilo vermeden kansere çok açık olduğunun bilgisini vermelisiniz. Çoğu zaman hormondan korkuyoruz ama hastaya hormon kullanımı istemeyen BMI'de yüksek bir hasta varsa şunu söyleyin. Sizin vücudunuzda zaten siz günlük olarak benim vereceğim hormonu üretiyorsunuz. Bu çok önemli. Çünkü vücudunda ciddi anlamdaki o östrojen yükü zaten kendisi başlı başına endometriyum ve meme kanserinin aslında baktığınızda asıl sebebi. Peki baktık, vücudumuzda bizim normal şartlar altında östradiol hakimiyeti var. Yani E2. Menopoza girdiğimizde ise bu E1 yönünde değişiyor. Yani tamamen aromatizasyondan kaynaklanıyor. Yine aromatizasyonun diğer bir kaynağı bildiğimiz gibi androjenler. Dediğimiz gibi vücutta bir, hem ilk önce overlerde androjen üretimi en başta durmuyor. Çünkü stromada ve teko hücrelerinde bu üretim devam ediyor. O dediğimiz akneli dönem, erkek figürlerin baskın olduğu dönem ortaya çıkıyor. Bu dönemde belki kadında bir dönem için o mesela lipido artışını çok net kendisi de tarif edebiliyor size. Ama bunun dışında ne oluyor? Ekstra olarak aromatizasyona bağlı olarak vücutta bir diepiandrosteron sülfat miktarı en başta yükseliyor ama adrenallerden de daha sonra çekilmeye başlanıyor. Biz buna adrenopoz diyoruz. Yani adrenaller de aslında artık over gibi fonksiyonlarını bırakıyor. Hem testosteron hem tüm adrenal hormonlar, diepiandrosteron sülfat miktarı bir yerden sonra yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Yani hastanın vücudundaki tüm hormonal denge değişmiş oluyor. Ondan sonrasına baktığımızda ise menopozal dönemde bu hastalarda bir takım değişiklikler oluyor ama şimdi hastalarda siz hastayı anlatırken ya da kendi aranızda hekimler arasında da iletişim kurarken biraz önce bahsettiğim aslında ekranda olsaydı çok güzel olacaktı. Menopoz ve postmenopoz kavramı çok önemli. Menopoz dediğimiz aslında hastaya siz menopoza girmişsiniz demek için burada aslında dediğimiz gibi son adetten sonra 12 ay geçmesi lazım. Yani size hasta diyor ki ben bir yıldır adet göremiyorum diyorsa bu hasta menopozdur. Siz ona menopoza girmişsin diyebilirsiniz ama bir yere yazıyorsunuz ya da bir yerde okuyorsunuz postmenopoz kavramı varsa hasta diyor ki ben geçen ay adet görmedim. Siz de FSH'ını 20'nin üzerinde gördünüz. Siz bu hastaya söyleyebilirsiniz. Siz artık menopoza giriyorsunuz ama menopozda değil bu hasta. Üzerinden bir yıl geçmesi lazım. Bu kitaplarda da çok geçer, bazen sorularda da çok fazla geliyor. Burada dediğimiz gibi biraz önce bahsettiğimiz gibi obezite çok önemli. Obezitenin vücuttaki o yağ dokuya miktarına bağlı olarak hem hastalar, obez hastalar bazen yalancı menopoz biraz ertelenmiş oluyor. Aslında over fonksiyonları bitiyor ama oradan salgılanan östrojene bağlı endometriyum yanıt veriyor ama bunlarda da hep ara kanamalar, lekelenme kanamaları gibi oluyor. Çünkü aslında progesteron da eş zamanlı çekilmiş oluyor. Sadece periferik östrojenle bu kanamalar olmuş oluyor. Kontrasepsiyon burada söylediğim gibi FSH 20, LH 30 ama bu özellikle 40'ların üzerine çıktıktan sonra tam sterilizasyondan bahsedebiliyoruz ama bu değere kadar korunmaya devam edin. Bundan bu değeri gördükten sonraki bir yıllık süreçte de dediğim gibi özellikle prezervatifle korunmalarını hastaların istiyoruz. Peki menopozdaki riskler nedir? Bir hasta menopoza girdiğinde size bunları soracaklardır. Ne gibi risklerim var derse birincisi bu bizim bütün derdimiz östrojenle. Endometriyal proliferasyon, hiperplazi, kanser artışı oluyor biliyoruz. Progesteron çekiliyor. Östrojenle progesteron birbirini dengeleyemediği için aslında biz bunların tamamını görüyoruz. Bir de eş olarak, eş zamanlı olarak eğer sadece östrojen içeren bir hormonal terapi veriliyorsa bunlarda da yine benzer sorunlarla karşılaşılabiliyor. Peki biz bunlar için
ne yapacağız, neyle karşılaştıracağız? Bizim hepimizin bildiği bir sorun var. Postmenopozal kanama. Bize hastaların çoğu bu şekilde polikliniklere geliyor. Bunun en büyük sebebi endometriyal atrofi. Yani biz ilk bir yıllık dönemde bu çekilmeye bağlı, oradaki östrojen progesteron dengesinin oturmamasına bağlı olarak da bunu görüyoruz. Yani adet sonrasındaki ilk bir yılda, bir yıl sonra geliyor. Benim bir yıl sonra kanamam oldu. Çok az bir lekelenme tarzında ya da eskisi gibi adet gördüm tarzında da diyebilir. Ne yapacağız? Kanama olduysa ve size hasta kanamadan bahsediyorsa biyopsi yapmamız şart. Bunun çoğunun altında bir şey çıkmadığını biliyoruz ama şart. Ama bunun dışında estrojen hormon kullanımı olabilir, endometriyal polip ve hiperplazi olabilir. Eğer bir kalınlık gördünüz, öncesinde polip düşünüyorsanız mutlaka histereskopinizi de yapabilirsiniz. Yine benzer şekilde endometriyal kanser de gelebilir. Ama kanama olmasa da çift duvar, endometriyal çift duvar kalınlığını siz 5 milimin üzerinde görüyorsanız o zaman da hastaya yine biyopsi endikasyonunuz var. Yok, hasta kanamadı, siz sadece bunu gördünüz. Bir süre takip de edebilirsiniz. O endometrial lining'de bir değişim var mı? Yani heterojen bir görünüm var mı diye bakıp onları bir 3 ay sonra kontrole çağırırsın. Ama eğer kalınlık uzun süreli devam ediyorsa ve özellikle değişiklik de varsa ondan sonra mutlak olarak biyopsi yapmanız gerekiyor. Peki menopoz dedik. Biz menopoz deyince hep bu sorunlar silsilesini hatırlıyoruz. Primer sorunlar nedir? Vazomotor semptomlar zaten en başta hepimizin çok çok iyi bildiğini. Genitourinary sendrom olarak geçiyor artık son olarak Novak'ta da ve Sferov'ta da. Yani tüm bu vajinal bölgedeki olan sıkıntılar hepsini ayrıntılı anlatacağım. Seksüel disfonksiyon oluyor, osteoporoz, kardiyovasküler hastalıklar ve demans da bu menopozla birlikte. Yani baktığınızda artık insanların hayatlarının diğer yarısında yaşayacağı sorunlar başlıca bunlar. Vazomotor semptomlar nedir? Dediğimiz gibi bizim için hastanın bizim karşımıza geldiği, aslında adetten kesildim, herhalde menopoza giriyorum diye size söylediği ilk semptomlar. Vazomotor semptomlar. 10 yıla varan sürelerle bazı kişilerde değişebiliyor. Bu tamamen ırka bağlı olarak değişiyor. Özellikle Doğu ırkında bunun çok daha baskın olduğunda, Avrupa ırkında bunun çok daha kısa süreli geçişleri olduğu görülmüş. Yaşam kalitesini bozan ana semptom. O yüzden hormon tedavisinin verilme ana indikasyonlarından biridir vazomotor semptomlar. Çünkü özellikle kognitif ve mood değişikliklerinde deliryuma kadar giden tablolara sebep ne olabiliyor? Hastanın uyku kalitesini bozuyor. Yani hastanın bütün dengesi aslında bozulmuş oluyor. Ama karşınızda böyle bir hasta var. Siz bu hastayı değerlendirdiniz. Tamam. Hastanın vazomotor semptomlarına göre biraz sonra bahsedeceğimiz tedavileri de verdiniz ki bunun en basitinde ilk vereceğiniz düşük doz sistemik östrojen tedavisi. Düşük doz östrojen tedavisini verdikten sonra hastanın bir ay sonra semptomları çok ciddi anlamda düzelir. Özellikle 3 ay geçti. 3 aydan sonra siz buna yanıt verilmediğini görüyorsanız mutlaka hastanın tiroid fonksiyonlarını görmeniz gerekiyor. Aslında ideal öncesinde görmek. Çünkü siz de biliyorsunuz ki o hipertiroidi tablosunda bu vazomotor semptomlara benzer semptomları zaten hasta görüyor. Hasta çoğu zaman bunlar ikisi birlikte üst üste biner. Evet, başlarda değişik pikler oluyor, buna bağlı oluyor. Ve hastada eş zamanlı taşikardi görüyoruz. Peki sonrasında ne oluyor? Hipotalamik nöronlarda bir takım sorumlu nöronlar var. Bunlarla ilgili çok çalışma yapılıyor. Özellikle sınavlara, board sınavlarına girerseniz soruluyor diye koydum özellikle. Ama hasta ilk önce ne yapacak? Yaşam şeklini kendisi düzenleyecek. Yani söyleyeceğiz, kışın bile olsa ince ince üst üste giymesini isteyeceğiz. Olabildiğince serin ortamda bulunmasını isteyeceğiz. Çünkü bu yaşam değişiklikleri bizim verdiğimizle birlikte bir araya geldiğinde çok ciddi anlamda hayat kalitesini düzeltiyor. Ve sizin karşınıza BMI'ye yüksek ve özellikle sigara içen bir hasta geldiğinde bu tabloyu çok daha sert yaşadığını görürsünüz. Yani o depresif mood bozuklukları, dediğim gibi o deliryuma giden tablo bozukluklarının da özellikle BMI'ye yüksek ve sigara içen hastalarda olduğu görülmüş. O yüzden hastaya menopoza girerken ilk karşılaştığınızda mutlaka sigarayı bırakması ya da kilo vermesi gerektiğini sırf bu sebeple bile söyleyebilirsiniz. Tüm diğer bulguları çok daha sert yaşadıklarını bilmeliyiz. Peki en etkin tedavisi nedir? Biraz önce söyledik. Sistemik östrojen tedavisi en etkili tedavi. Çok düşük doz başlıyoruz. Zaten menopozun kendisine baktığımızda bizim amacımız en düşük dozda hastanın hayatını kaliteli bir şekilde devam etmesini sağlamak. Genç yaşta ve ooforektomi olanlarda çok daha yüksek doz gerekiyor. Şöyle düşünün ki bir kadın sizin karşınızda 55 ile 60'lı yaşlarda gelmiş. Bu semptomlarla geliyor. Sizin ona çok düşük dozda verdiğiniz yeterli oluyor. Çünkü vücut zaten alışmış. Yani vücutta zaten östrojen düşmüş. O yüzden siz vücuda çok düşük dozda verdiğinizde
bir sıkıntı olmuyor. Yani içeride var olun devam ettiriyor gibisiniz. Ama genç yaşta ve oferektomi, yani özellikle cerrahi menopoza girdiğimizde, ki biz bunu aslında çok arttırıyoruz. Hastalara çoğu zaman tah BSO yapıyoruz ama sonrasında hiçbir hormon tedavisi vermiyoruz. Bu hastaların sonrasında bir yıl sonrasında çok ciddi geri dönüşlerini sizler de görmüşsünüzdür. Çok ciddi bulgularla geri dönerler ve biz bunlara ne kadar erken başlarsak bu vazomotor semptomlar o kadar hızlı geçer. Çünkü vazomotor semptomlar ilerleyicidir. Düzelmez. Yani uzun bir sürede, ilk bir yılda da hasta kendi kendine geçecekler ama başladığında ilk önce bir şiddetlenerek pik yapar. O pikte bir süre devam eder. O yüzden siz o pik yapmadan yakalarsanız hastanın ciddi anlamda hayat kalitesini arttırırsınız. O yüzden genç hasta, yani östrojen düzeyi zaten kanında yüksek olan bir hastaya sizin normalden daha yüksek dozda bir östrojenle gitmeniz gerekiyor. O yüzden biraz sonra söyleyeceğiz. Mesela bu geçiş perimenopozal dönemde eğer bu hastaysa kok veririz çoğu zaman, kombine oral kontraseptif. Çünkü kombine oral kontraseptif hep bizim kafamızda düşük gibi kalır ama bizim hormon tedavimizin 4-5 katı kadar içinde östrojen vardır. Yani siz bu hastalara verdiğinizde çoğu zaman kok verebilirsiniz. Ya da tabii uterusu gittiyse orada progesteron da çoğu zaman vermeye gerek yok. Yüksek doz östrojen verebilirsiniz bu sefer. Peki alternatif tedaviler nedir? Fitoöstrojenleri hepimiz biliyoruz. Fitoöstrojenler iyi midir, kötü müdür? Fitoöstrojenler östrojen reseptörleri üzerine düzenleyici etkisi olduğu için tamamen kesmiyor ama atak sıklık ve şiddetini düzeltiyor. Eş zamanlı olarak siz hastaların besinlerini düzenlediğinizde bu hastalara özellikle istenen, çok basit düşünün, bunu ezberlemeye de gerek yok. Siz en çok ne zaman ateş basar ya da sıcaklarsınız diye düşünün. Baharatlı yediğinizde hastalardan baharatlı yemeği azaltmasını isteyeceksiniz. Bizim ülkemizde özellikle bizlerden itibaren tüketimi maalesef arttı. Çay kahve oranını azaltmasını isteyeceksiniz çünkü kafeinin de pik yaptırdığını biliyoruz. Sıvı tüketimini arttırmasını ve özellikle bitkisel bazlı beslenmesini isteyeceksiniz. Bunları yaptığında hasta gerçekten rahatladığını size bir ay sonrasında söylemeye başlayacaktır. Black Coach adında geçen madde var. Bu da Türkiye'de artık tabletler halinde var. Plasebo benzeri etki yapıyor. Yani çok da fazla bir şey vermiyor. Yani siz hastaya işe yarayacağını söylediğiniz bir vitamin verdiğinizde de aslında plasebo etkiyi de, yani bir hasta menopozda karşınıza geldiğinde mutlaka bir şey verin. Çünkü verdiğiniz plasebo etkisiyle bile hasta bir nebze olsun rahatlayacaktır. Çünkü hastanın sizden bir şey alma ihtiyacı vardır ki zaten verecek çok şeyimiz var. Biraz sonra bahsedeceğiz. E vitamini eş zamanlı olarak, E vitamininin de plasebo benzeri etkisi olduğu görülmüş. Ama E vitamini verdiğinizde E vitaminin seksüel disfonksiyon üzerine de olumlu etkisi olduğu için hastalarınızı özellikle E vitamini, bizim piyasamızda da var, Evicap tablet Fortu 2x1 şeklinde yüksek dozda ilk yıl başlarsanız hastaların hem o cinsel isteksizlik, cinsel disfonksiyonları üzerine olumlu etkileri olur hem de vazomotor semptomları üzerinde olumlu etkisi olduğunu biliyoruz. Özellikle bu tedavi verirken ne yapıyoruz? Biz hep östrojen veriyoruz diyoruz ama östrojenin karşılanması lazım. Östrojeni bizim nerede karşılamamız lazım? Endometriyumda karşılanmamız lazım. Yani eğer bir kadının uterusu varsa, yani histerektomize değilse ya da doğuştan bir uterus yokluğu ya da başka bir sebeple yoksa mutlaka progesteron vermeniz lazım. Çünkü endometriyal kanserden onu korumamız, olası etkilerinden korumamız gerekiyor. Peki bizim hormonal terapi dediğimiz nedir? Biraz önce bahsettik. Düşük doz östrojen terapisi, bu söylediğimiz terapi. Eş zamanlı karşılayacak progesteron tedavisi dedik. Intermittent progesteron, yani siz onun adetlerini taklit edeceksiniz. Hasta sonrasında adet görecek. Aslında tek yaptığımız, erken perimenopozal dönemde yaptığımız da bu. Hasta size ilk geldiğinde sizin ilk yapmanız gereken, hasta zaten size de söylüyor, ben adet görmek istiyorum diyor. Evet, siz de hastanın adet görmesini sağlıyorsunuz. İki seçeneğiniz var. Ya düşük dozlu östrojen tedavisi verip yanına intermittent progesteronu koyabilirsiniz. Yani baktığınızda vücudundaki tüm hormonal mekanizmayı taklit ediyorsunuz. Hasta adet görecektir. Ya da kombin oral kontraseptif verebilirsiniz. Dediğimiz gibi kombin oral kontraseptif kullanması hem vazomotor semptomları düzeltiyor hem de eş zamanlı bu dönemdeki o irregüler polimenörlerin önüne geçmiş oluyorsunuz. Burada da özellikle kok kullanımında en düşük dozlu kokları seçmeniz gerekiyor. Normale yakın olanları. Bunları verdiğinizde yine doku selektif östrojen kompleksleri var, antagonistleri var. Bunlar yurt dışında bizde çok daha az kullanılıyor. Bunlar verilebiliyor. Klonidin çok ileri vakalarda, dediğimiz gibi artık moodu tamamen bozulmuş, eş zamanlı antipsikotik belki alabilen hastalar bile olabiliyor. Bu hastalara da klonidin bazen vermek gerekiyor ama tabii santral nörodejeneratif etkisi baskıladığı için de ortostatik hipotansiyon yapıyor. Yani bu hastalar aslında biraz daha hayattan artık koparak, yani araç kullanamayacak, işte tansiyon ciddi düşecek, biraz hayattan kopmasına sebep olabiliyor ama çok kısa süreli, özellikle ilk bir yılda eğer çok şiddetli hissediyorsa kullanılabiliyor.
Burada çok fazla kullanılan yurt dışındaki özellikle Novak'takini kullanmıştım. Burada çok net gözükmemiş ilaçlar var ama esası şuna dayanıyor. Yani siz kok verebiliyorsunuz, sistemik olarak östrojen veriyorsunuz. Birazdan hepsini tek tek slide'da anlatacağım size. Bunlarla hastayı baskılayabiliyorsunuz. Peki tedaviye geçtiğimizde yani hormon benzeri tedaviye geçtik. Hormonlardan sonra hasta sizin karşınıza geldi. Burada ne tedavi verebiliriz? Dediğimiz gibi hastanın başlı başına bir kere modu düşüyor. Eğer sizin karşınızda modu düşmüş, ciddi anlamda depresyonda olduğunuzu söylüyor ya da deliryuma yaklaştığını söyleyen bir hasta varsa ne yapacaksınız? SSRI grubunu seçebilirsiniz. SSRI ve SSNI grubunu verdiğinizde bunlar çoğu zaman işe yarabiliyor ama bunların pek çoğu şu anda kullanıma baktığınızda on label ama bunlardan hepsinin kullanımı on label değil. Özellikle baktığınızda paroksetin, venlafaksin, estilaprom bunlar off label kullanımda olanlar ama aslında şu an piyasada yaygın kullanılıyor ama çok düşük doz paroksetini verebilirsiniz. Bunlar kullanımı FDA tarafından da onaylanmış. Bu sizin karşınıza gelecektir. Biz bazen kadın doğum hekimleri olarak çaresiz kaldığımızı hissediyoruz ama paroksetini hastaya çok rahat başlayabilirsiniz. Paroksetini başladığınızda hastanın bu cinsel isteksizlik bulgularının da gerilediği çoğu zaman görülmüş. Bu yüzden önemli. Çünkü hastanın depresyon bulgusu aslında ortadan kalkıyor. Eş zamanlı vazomotor semptomu ortadan kalkıyor. Yine özellikle çok önemli bir ilaç var. Esopiklom diye geçiyor. Bu da Türkiye'de var. Bizim aslında çok net kullanmıyoruz ama çoğu psikiyatri hekimi şu anda kullanıyor. Uyku problemleri için çok önemli. Yani bazı hastalar sadece uyku problemleri için karşınıza gelir. Bu hastalara melatonin tablet de verebilirsiniz. 2 mg'larda yüksek dozda başlayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok. Ama özellikle bu ilacı sizler de kadın doğum hekimleri olarak başlayabilirsiniz. Hasta daha da ilerledi. Artık çok böyle hayattan kopmuş. Özellikle bilirsiniz biz gabapentin ve pregabalini ağrılı hastalara veririz. Burada da benzer şekilde ağrı kadar. Onlar da neden? Çünkü ağrı artık hastanın psikolojisini bozmuştur. Kesmek lazımdır. Aynı etkiyle burada da off-label olarak kullanılabiliyor ama paroksetini kullanın ama paroksetinin çok önemli bir etkisi var. Burada yine üstüne geldiği için gözükmemiş. Eğer hasta tamoksifen kullanıyorsa paroksetin vermemeniz gerekiyor. Hastanın eğer herhangi bir şekilde ailesinde sorgulayın, meme kanseri geçmişi var, fibrokistik memesi varsa, bu da aynı şekilde fibrokistik memede de çünkü olası bir adaydır, hastanın büyük fibroadenomi vardır. O zaman o hastalara paroksetin vermeyi çok fazla tercih etmeyin. Çünkü paroksetin tamoksifenin etki mekanizmasını bozduğu için etki etmesini engellemiş oluyor. O yüzden bu hastalara vermemeniz gerekiyor. Peki daha sonrasında biz ne yapacağız? Bir sonraki semptoma geçtiğimizde neyi görüyoruz? Genital urinal sendromu görüyoruz. Bu da aslında bize en büyük şikayetlerden biri. Bizim için en büyük şikayetlerden, hastanın en büyük şikayetlerinden biri ama hastanın da aslında bize diğer başvuru şikayetlerinden en büyük sebeplerinden biri. Çünkü mesela hasta sizin karşınıza genital urinal sendromda gelir. Hasta menopozludur. Tekrarlayan vajinitle gelir. O da genital urinal sendromdur. Çünkü her seferinde siz ilaç verirsiniz, hasta geçmiyor. Hasta temizliği mi iyi değil ya da verdiğiniz ilaç mı iyi değil diye düşünüyorsunuz. Hayır, aslında değil. Biz çoğu zaman bu hastalara ne oluyor? İşte burada bahsettiğimiz gibi labia, vajen, üretra, mesane tamamen anatomik ve fizyolojik değişiklik oluyor. Epitel dokusu tamamen değişiyor. Bu epitel dokusunun değişmesine bağlı olarak da oradaki enfeksiyonlara çok daha açık hale geliyor. Yani size bu dönemde hasta tekrarlayan vajinitlerle geldiyse mutlaka vajinit tedavisini öncelikle vermeniz gerekiyor. Ama sonrasında ek olarak lokal östrojen vermeniz gerekiyor. Sizin orada vereceğiniz lokal östrojen tek başına bile oradaki vajinitlerin tamamen geçmesini sağlar. Ya da menopozdan sonraki hastayı değerlendirdiğinizde hastanın için size en başta gelmeyebilir ama hastaya mutlaka bir vagifemin başlamanız gerekiyor. Vagifemin başladığınızda haftada iki kez başlayacağız doz olarak. Yani mesela pazartesi, perşembe ya da salı cuma hasta nasıl kendisini rahat hissediyorsa en az 3 aylık dönemde ki 1 yıllık süreyle kullanıldığında sistemik kanda östrojen düzeyini yükseltmediği görülmüş. O yüzden siz hastayı 3 ayda bir kontrollere çağırarak 1 yıl boyunca verebilirsiniz. 1 yıl boyunca bunu istediği şekilde özellikle ilk 3 ay 2 çarpı yani haftada 2 kez kullanmasını istiyoruz. Sonra hasta zaten o bölgedeki o nemliliği eskiye dönüş hissettiği için onu haftada 1'e düşebilir. Bu şekilde siz de ultrasonla endometrial lining'deki kalınlaşma var mı ona bakacaksınız ama bunun da olmadığı görülmüş. Değerlendirmeniz gerekiyor. Siz bunu hastaya ilk söylediğinizde, hasta ilk menopozla geldiğinde bunu verdiğinizde eğer herhangi bir ek kontraindikasyon yoksa birazdan anlatacağım. Hasta zaten şu şikayetlerin çoğunu görmeyecek. Unutmayın hasta oradaki kollajen dokusu bozulduğu için yani östrojen çekilmesine bağlı kollajen dokusu azaldığı için ve oradaki
kuruluk şikayetleri olduğu için hasta çoğu zaman urgency düzürü tekrarlıyor ya da tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonları tekrarlıyor. Sizin buradaki mesela idrar yolları enfeksiyonunuzun en büyük sebebi, en kolay tedavi şekli lokal oraya sürdüreceğiniz bir östrojen krem ya da vagifem fitili verdiğinizde bu hastanın tüm bulgularının çok kısa sürede, 15 günlük bir sürede tamamen düzeldiğini görebiliyorsunuz. Yine cinsellikte kuruluk ve kuruluğa bağlı olarak ağrı hissedebiliyor hastalar. Bunların hepsinin normal olduğunu söyleyebilirsiniz. Eş zamanlı olarak vulva vajinal atrofi gelişiyor ve bu vulva vajinal atrofi gelişmesine bağlı olarak da hastalarda bu semptomlar zaman içinde ilerleyebiliyor. O yüzden genitourinary sendromla ilgili her iki kitapta da söylenen bir şey var. Tedavi verilmediği sürece semptomlar artar. Yani hatta siz bununla karşılaşmadan tedavisini verebilirsiniz diyor. Bunun için hasta size menopoza geldiğinde bunları artık yavaş yavaş kullandırmaya başlayabilirsiniz. Özellikle siz siklik tedaviyi verdiniz, hasta hala adet görüyor ama aralara lütfen bu östrojen kremlerle girin. Çünkü hastanın genital bulguları başlayacaktır yavaş yavaş da olsa. Siz bunların önüne geçmiş olursunuz. Eş zamanlı ne yapıyoruz? Siz oradaki kollajen dokuyu, dıştaki dış kısımdaki squamous dokuyu tamamen normale yakın tuttuğunuz için orada çoğu dokuda prolapsus da gelişmiyor. Yani hastanın aslında idrar kaçırmasının da önüne geçiyorsunuz. Çoğu zaman şunu diyor, sistemik tedavi idrar kaçırmanın üzerine etkilidir, etkili değildir bulgu ibaresi var. Evet, bununla ilgili çok hem etkilidir, bir yandan kötüleştirir diyenler var. Çünkü sistemik tedavi verirken bazen biliyorsunuz progesteron da veriyoruz. Progesteron baktığımızda oradaki çoğu dokuda laksasyona sebep oluyor. O yüzden o da bazen tam tersi idrar kaçırmaya sebep olabilir diyor ama lokal kremlerle ve lokal uygulamaların kesin olarak önüne geçtiğini biliyoruz. Detrusör instabilitesi olmuyor. Böylece hastanın aşırı aktif mesaneye bağlı idrar kaçırma semptomları olmuyor. Yani siz hastanın ciddi anlamda hayat kalitesini arttırmış oluyorsunuz. Peki ne yapıyorsunuz? İşte burada gördüğümüz gibi. Şurada gördüğünüz epitelyal değişikliğin tamamını düzeltmiş oluyorsunuz. Ekranımız yine gitti. Peki sonrasında ne oluyor? Siz bu hastaya ne önereceksiniz? Hastalara dediğim gibi mutlaka sizin en büyük yapmanız gereken lokal östrojen önermek. Evet, lokal östrojeni kullanacaklar. Dediğim gibi vagifem fitilli araya gireceksiniz ama bazen bunlar en başta yeterli olmayabilir. Eğer siz tedavi özellikle hasta size geç geldiyse ya da siz geç dönemde başladıysanız hastaya mutlaka bu dönemde bir lubrikan, kayganlaştırıcı ya da kremi haftada 2-3 kez kullanmasını isteyebilirsiniz. Unutmayın, karıştırılacak aslında hiçbir şey yok. Çünkü lokal östrojen de bu ikisini de hepsini haftada 2 kez ya da 3 kez kullanmasını istiyoruz ama östrojenin özellikle haftada 2 kez kullanmasını istiyoruz. Hasta zaten diğerlerini de özellikle ilişkiye girerken ekstra bir ağrı hissediyorum diyorsa mutlaka lubrikanları ilişkiye girmeden hemen öncesinde kullanmasını isteyebilirsiniz. Peki sonrasında ne oluyor? Tüm bunlar oradaki lokal doku değişiklikleri oldu dedik. Burada çok önemli bilgi hastaya aslında bizim vermemiz gerekiyor. Kadınlar çoğu zaman cinsel ilişkiden kaçınıyorlar ama bunlar size diğer derslerde de anlatılmıştır. Eğer partneri olmayan bir kadın varsa karşınızda kadına iki şey önermelisiniz. Türkiye'de bazen çoğu zaman vajinal dilatatör kullanmasını istediğimiz bunları kendini kullanması. Çünkü o kullanılan doku kanlanıyor, kanlanmaya bağlı olarak da kullanılan doku tabiri caizse eskimiyor ya da gerilemiyor. Doku gerilemiyor, daha doğru bir tabir. Pelvik fizyoterapi aldırabilirsiniz. Sadece bu sebeple bile. Yani o da bölgedeki dokunun siz kanlanmasını sağlıyorsunuz. Bu bilgiyi mutlaka hastaya verebilirsiniz. Ya da günümüzde özellikle işte mezoterapi kavramları, lazer terapi kavramları karşınıza çok yeni çıkıyor. Lazer terapi kesin olarak çalışmalarla kanıtlandı ki evet o bölgedeki gençleşmeyi sağlıyor. Ama dediğimiz gibi lazer terapi yaptırmadan da hastanın o bölgedeki genç kalmasını çok basit bir fizik tedaviyle ya da eğer kullanmayı kabul ediyorsa vajinatör, dilatatör kullanarak da o bölgedeki kanlanmayı sağlayarak aslında iyilik yaptığını iyilik yapabiliriz. Peki düşük doz vajinal östrojen dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Biraz önce aslında hep bahsettik. Bir yıla varan oranda kullanabiliyorsunuz. Kesinlikle sistemik dolaşımda bir yükselme yapmadığı görülmüş. Çünkü hasta siz bunu verdiğinizde hep bunu soracaktır. Bir yer etkisi var mı diye ama unutmadan, kullanmadan önce mutlaka biraz sonra söyleyeceğim. Tüm bu tedavileri başlamadan mutlaka hastanın mamografisini görün. Siz hasta bir şeyim yoktur, iyi dersiniz ama orada bir fibrokistik durumu vardır, fibroadenomu vardır. Nasıl Mirena takmadan önce mutlaka mamografi görmemiz gerekiyorsa, mamografisinde fibrokistik durumu varsa ve fibroadenomu varsa bizim Mirena takmamamız gerekiyorsa siz hastaya hormon terapide başlamamalısınız. Çünkü sistemik vereceksiniz belki hormon terapi, içinde progesteron var, oradaki bir hücrenin kanserleşmesine sebep olabilirsiniz. WHI çalışmasında da özellikle bu yüzden
bu sorumlu tutulmuş ve kullanılmaması istenmiş. O yüzden mutlaka öncesinde sizin mamografisini, hastanın meme ultrasonunu eş zamanlı görmeniz gerekiyor. Peki bu yaptığımız tedaviyle ne yapıyoruz? Üriner problemleri tamamen azaltıyoruz. Ancak dediğimiz gibi inkontinans kendi kendine düzelmez deniyor. Düşük doz vajinal östrojende ama erken dönem kullanıldığında diğer bulguların azalmasına bağlı olarak inkontinansın düzeldiğini gösteren yayınlar da var şu anda. Hormon terapide dediğimiz gibi inkontinans kötüleşebilir deniyor. Bunun da sebebi biraz önce bahsettiğim gibi içindeki progesteronun yaptığı laksasyona bağlı olduğu düşünülmüş. Vajinal diepandestron göreceksiniz. Bunun vajinal özellikle kullanımında bu özellikle cinsel isteksizliği olan hastalarda özellikle kullanılabiliyor. Bu dönemde yine disparoni hisseden hastalarda ama özellikle disparonisi olan hastalarda mutlaka hastalara özellikle vajinal östrojeni verin. Ondan sonraki ayağınız her zaman vajinal DHA kullanmak olsun. Bu bizde de çok sık kullanılmıyor ama özellikle östrojen kullanımıyla zaten bizim hastalarımızın çoğu fayda görmüş oluyor. Östrojenin ring ve halka kullanımları da var ya da tableti de siz verebiliyorsunuz. Mesela çoğu zaman hasta karşınıza geldi pratik kullanımda lokal östrojen kremi kullandığınızda vajinal östrojen fiyatının çok yüksek olduğunu bilirsiniz. Ama siz östrojen tableti yarıya kırıp o bölgeye yerleştirmesini de istediğinizde kısa süreyle bunu haftada bir kez yaptığında eş zamanlı aynı etkiyi alabilir. Çoğu zaman kırsala gittiğinizde ya da alamayacak hastayla karşılaştığınızda bunu da söyleyebilirsiniz. Hastalarda etkisi benzer etkiyi gösteriyor. Peki hastanın nedir? Seksüel disfonksiyonu var. Hasta size seksüel disfonksiyonla geldiğinizde hastaya bir kısa aslında vaktiniz varsa görüşmek çok önemli. Çünkü neden? Hastaların zaten çok pek çoğunun 40 yaşından sonra seksüel disfonksiyonları olabiliyor. Bu sorunlar ortaya çıkıyor. Bu menopozdan bağımsız olarak da ortaya çıkmış olabilir. Menopozda daha da artmış olabilir. Bunun değerlendirmesini yapmak çok önemli. Yani siz hastaya soracaksınız. Sizin bu şikayetleriniz daha önce var mıydı? Varsa yine yardımcı olabilirsiniz ama bunlar özellikle dediğimiz gibi eğer vajinal kuruluk ya da biraz önce bahsettiğimiz genitöriner disfonksiyonu yani oradaki mukozal dokunun değişmesine bağlıysa sizin vereceğiniz oradaki lokal östrojenle siz zaten bu sorunu ortadan kaldıracaksınız. Ama siz düşük doz östrojen tedavisi de verdiğinizde vücuttaki diğer hormonal mekanizmaları düzelttiğimize bağlı olarak bunların da düzenli olduğunu biliyoruz. Ama eş zamanlı en etkili olanların biz androjenler olduğunu biliyoruz ama bunların da sistemik en etkileri çok fazla. Çoğu hasta çoğu zaman kullanmak istemiyor. Hirsutizm, akne, lipid profil bozuklukları yapabiliyor. Yine bunlar özellikle lipid profil bozukluğu varsa ki bu yaş grubunda bazen bu ilacı hem almak isteyip hem de lipid profili çok yüksek olan hastalar olabiliyor. Özellikle hipertrigliseritemi öyküsü olan hastalara vermemeniz gerekiyor. Yine benzer zamanda da eğer hastayı sorgulamanız gerekiyor. Hastada bir ailesinde meme kanseri öyküsü var mı? Çünkü burada da sizin verdiğiniz androjenler aromatizasyona sekonder olarak yine meme kanserini tetikleyebilir. Mutlaka mamografisini görmeniz gerekiyor. O yüzden dediğim gibi herhangi bir tedavi her ne olursa olsun lokal bile başlasanız hastanın mutlaka mamografisini öncesinde görün. Yine vulvovajinal atrofi ve disponisi olanlarda dediğimiz gibi lokal krem ve vajinal diepandestronun çok etkili olduğunu biliyoruz. Yani hem androjen hem de östrojen ikisini verebilirsiniz ama sizin öncelikle östrojeni verip hastayı çok rahat bir şekilde hayat kalitesini arttırabilirsiniz. Peki anksiyetesinin olduğunu düşünüyorsunuz eş zamanlı ki bazen seksüel disfonksiyon normalde de ki bu hastalar şey der benim daha önce de sıkıntılarım vardır. Anksiyeteye bağlıysa sadece SSRI grubunu verebilirsiniz. Biraz önce söylediğimiz gibi düşük doz paroksetini başladığınızda hasta size 2 hafta sonra çok rahatladığını söyleyecektir. İsteksizlik varsa sildenafil başlayabilirsiniz yine bu hastalığa da çok ciddi fonksiyonlara gittiyse ama bunların çoğu zaman biz kendimiz başlayabildiğimiz gibi çoğu zaman psikiyatriden de destek alarak başlamak çünkü altından çok farklı sebepler çıkabiliyor çok daha doğru oluyor. Peki bizim önümüze en önemli gelecek olan sebeplerden bir tanesi hasta menopozda geldi. Hastanın en önemli bulgularından bir tanesi de aslında osteoporoz oluyor. Osteoporozda ne oluyor aslında? Hastanın kemik kütlesi, mineral yoğunluğu aynı ama kütlenin içinden genel olarak bir boşalma. Yani o gördüğümüz sünger gibi bir görüntü olmaya başlıyor. Yani içi boşalmaya başlıyor. Peki ne oluyor? Biz her zaman ne istiyoruz? DEXA istiyoruz. DEXA'yı istedik. Değerlendirirken her zaman T-skoruna bakıyoruz. T-skoru da alt bilgi olsun nedir? Sağlıklı insanla o kişinin karşılaştırılmasıdır. Yani sağlıklı bir insanın değerlerinin nasıl olması gerektiğiyle. Siz gördüğünüz hastanın değeri -1'in üzerinde. Yani -1 ile 0 arasında yukarıda bir değerdi. Tamam her şey normal gidiyor. Normal olan hastaya bile ama mutlaka D vitamini ve kalsiyum takviyesi almadığını en azından diyetle alması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Peki hastanın değerleri -1 ile -2,5 arasında geldi. Yani osteopeni dediğimiz tabloyu gördük. Burada da mutlaka tedaviyi başlamamız gerekiyor. Özellikle tedaviyi başlarken ne yapıyoruz?
2,5'un üzerindeyse zaten osteoporoz, onun tedavisini kesin vermemiz gerekiyor ama hasta 65 yaşın üzerindeyse bir kere tüm değerleri normal de olsa, bu çok önemli. 65 yaşın üzerinde her gelen hastaya sizin özellikle kalsiyum ve D vitaminini vermeniz gerekiyor. Kalsiyum ve D vitamini verirken de bildiğimiz normal kalsiyum tabletlerden günlük kullanımı veriyorsunuz. Artık D vitaminini yine ister günlük ister yükleme ampuller şeklinde verebiliyorsunuz. Biraz sonra göstereceğim ama 65 yaşından önce geldi risk faktörü olan dediği, risk faktörlerinden bir tanesi osteopeni aslında söylediği. Yani siz bu aralıkta görmüşsünüzdür hastayı. Ya da hastanın ailesinde fraktür öyküsü vardır. Ya da eş zamanlı karşınıza en çok gelecek olan buradaki risk faktörlerine siz bakarsanız göreceksiniz. Hipertiroide. Kalsiyumun aşılı atılmasına bağlı olarak hipertiroidde bu hastalarda özellikle osteoporoz açısından risk altındadır. Yani menopoz öncesine gidecek olursak hipertiroidisi olan hastanın tedavi edilmesi bizim için çok önemli. Ama bu dönemde hipertiroidisi olan bir hasta menopoza giriyorsa bizim bu hastada mutlaka hemen desteği başlamamız da çok önemli. Peki biz bunlara desteği başladık. Burada gördüğünüz gibi günlük kalsiyum 1200 mg kadar, D vitamini ise 800-1000 internasyonel üniteler civarında alınmasını istiyoruz. Peki bunları hasta alıyor. Peki bunlar dışında alıp kenara mı çekilmeli? Hayır. Özellikle hasta sadece iki gruba ayrılmış bakıldığında günlük egzersizini yapan, çünkü kalsiyumun emilmesi için vücuda biliyoruz ki oradaki absorpsiyonun sağlanması, egzersiz bunun için çok önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle diyetini düzenlemesini istiyoruz. Unutmayın ki biz bazen kalsiyum ve D vitamini ikisini veriyoruz ama artık hepimizin karşısına geçti. D vitamininin kemiklere emilmesi için sizin K vitaminini vermeniz gerekiyor. O yüzden D3K2 formları var. D3K2 formunda mutlaka en başta başlamanız gerekiyor ki o verdiğiniz kalsiyum eş zamanlı olarak emilebilsin. Yine başka bir önemli bulgu, hastanın kalsiyumunun emilebilmesi için de yeterli düzeyde magnezyumunun olması gerekiyor. Yani siz çoğu zaman bu ikisini tek başına verirsiniz ama hastanın değerlerinin yükselmediğini görürsünüz. Çünkü bunların hepsinin yükselmesi için yanında K vitamininin ve magnezyumun da gerekli düzeyde olması gerekiyor. Bunlarla birlikte çok ciddi anlamda yükselir. Bazı hastalarda D vitamini yükselmez, o da ek bulgu. Hastanın B vitaminini sorgulayabilirsiniz. Hastanın B6'sı çok düşükse D vitamini emilemediği için bunlardan da fayda görmez. Yükselmeyen hastalara da B vitamini intramüsküler formları var. Eş zamanlı verdiğinizde çok hızlı yükseldiğini görebilirsiniz. Peki ne yapacak? Aslında hep söylediğimiz şeyleri söylüyoruz. Sigara içmeyi kesecek. Alkol kullanımını kısıtlayacak. Çünkü bunların hepsinin kalsiyum kaybına sebep olduğunu biliyoruz. Özellikle çok büyük hareketler yapmasından kaçınmasını isteyin diyor ama büyük hareketler normal hayatına devam edecek aslında. Hayattan kopmayacak ama günlük egzersiz yapmasını isteyeceğiz. İlk kayıp kırıklara baktığımızda biz hep kalça olarak düşünüyoruz ama aslında ilk kayıp trabeküler bölgeye yoğun olduğu için buraya da yazdım. Özellikle vertebralarda oluşuyor. Yani çoğu zaman hastaların pek çoğunun hastada trabeküler kırıklar, vertebra kırıkları, spontan kırıkları vardır ya da duyarsınız ya da film çekildiğinde tesadüfen çıkar karşımıza. İlk önce bu bölge azalır. Aslında buranın da DEXA'da değerlendiriyoruz ama hep atlıyoruz. O yüzden size menopozda ilk gelen hastada kalça kısmından daha ziyade vertebranın değerlendirilmesine mutlaka bakın. İkisi arasında çok büyük farklar olur çünkü. Kalça normal çıkar ama vertebraya baktığınızda vertebrada osteopeni başlamıştır. Bu hastaya mutlaka tedavi başlamamız gerekiyor. Aslında baktığınızda hasta menopoza girdiyse bizim her halükarda bu tedaviyi başlamamız gerekiyor. Peki ne yapıyoruz osteoporoz tedavisinde? Biraz önce çok üzerinde konuştuk aslında. Hormon terapi de başlayabiliyoruz. Eğer osteoporoz çok ciddi anlamda ilerliyorsa sizin verdiğiniz lokal östrojen tedavisi buradaki kayıpları durdurduğu için ve osteoblastik aktiviteyi tetiklediği için hastanın aslında ilerlemiş oluyor. Yine aslında çok basit. Yani siz menopoz hasta ilk geldi, vazomotor semptomları var, osteopenisi başlamış. Siz hastaya kalsiyum, D vitamini ve düşük doz östrojen tedavisi başladığınızda hastanın aslında çoğu bulgusunu ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Yani şurada gördüğünüz tedavi aslında bir menopoz hastasının ana tedavisini oluşturuyor diyebiliriz. Günlük öneri dediğim gibi burada diyet ya da supplementlerle alabilirsiniz şeklinde kitaplarda olan tedavi var. Bazen de yakınlarınız oraya da çok kompleks hastalar gelir. Aklınızda olması için buraya koydum. Frax Online diye bir program var. Bunu indirdiğinizde hastanın bulgularını yazdığınızda size hangi tedaviyi başlamanız gerektiği karşınıza çıkıyor. Buradan da çok rahat bu hastaya hangi dozda hangi tedaviyi vermem gerektiği karşılığını bulabilirsiniz. Dediğimiz gibi hormonal tedavilerde çok fazla tedavi var ama zolendronat ya da
alendronatı hepimiz biliyoruz, Fosamax özellikle duymuşsunuzdur. Bunların kullanımı çok kolay ilaçlar değil. Siz bu hastalara bu ilaçları çoğu zaman verdiğinizde sabah aç karnına içmesini ve sonrasında en az 1-2 saatlik bir açlık evresi olmasını istiyoruz. Hastalar çoğu zaman bunu kolay kompanse edemeyebiliyorlar ve biz aslında zaten bunların kullanımında başlanmasını çoğu zaman fizik tedavi hekimlerine bırakıyoruz. Evet, bırakabiliriz yine bunların kullanımını ama özellikle şurada bahsettiğimiz gibi D vitamini kalsiyumu başlamak gerekiyorsa, eğer hastanın ek diğer semptomları varsa ya da hasta tedavi görmek istiyorsa, düşük doz östrojen tedavisini başlamak ise bizim görevimiz. Peki hep göreceksiniz WHI çalışması. WHI çalışması nedir? Bu hep karşınıza çıkacak. Bizim hayatımıza hormon tedavisini çıkartan çalışma, o yüzden çok önemli. Hormon terapisinin kalp hastalıkları, osteoporoz, meme ve kolorektal hastalıklardaki tümünün sebeplerine bakmış, nasıl bir sonuç çıkmış. Bunun WHA çalışmasının bu farklı grupları var, bir alt grubu daha var. Özellikle östrojen, progesteron grubu alan grup, ki bu eskiden en çok yazılan gruptu. Bu grupta artan şuradaki riskler görüldüğünde bir anda hormon tedavi verilmeye kesildi. Neden kesildi? WHI çalışmasına göre hastalar değerlendirildiğinde östrojen, progesteron olan grup değerlendirilmiş. Bu hastaların koroner kalp hastalığı, bizim bildiğimiz SBO, tromboemboli, demans, invaziv meme kanseri, ki en büyük kesilme sebeplerinden bir tanesiydi, arttığı görülmüş. Riski azalanlar ise sizin de bildiğiniz gibi kalça kırığı ve kolorektal kansere karşı koruyucu olduğu görülmüş. Peki bu WHI'nin diğer grubu nedir diye baktığınızda, sadece östrojen alan grup. Aslında bizim biraz önce bahsettiğimiz östrojen alan, bu sistemik östrojen alan grup. Riski artanlar DVT ve SBO riskinin yine arttığını biliyoruz. Ama riski azalanlarda yine kalça kırığı var. Diğerlerinde de, diğer kolda kanser risklerinin azalmadığını, değişmediğini, invaziv meme kanseri özellikle değişmediği görülmüş. O zaman sistemik östrojen progesterondan kaçınalım diye konuşulmuş. Ama WHI çalışmasının çok fazla farklı komponentleri var. Biraz sonra göstereceğim. Çünkü bir kısım hasta zaten ileri yaşta. Bir kısım hastanın meme kontrolleri yapılmamış. Belki altında zaten bir hastanın bilinmeyen bir meme kanseri öyküsü vardı. Sizin verdiğiniz hormon tedavisi sadece bunun ortaya çıkmasına sebep oldu. O yüzden bunlar bilinmeyenleri. WHI'nin çok tartışılan yönleri var. Ama unutmamanız için özellikle çalışma nedir mutlaka aklınızda kalsın. Bizim hayatımıza hormon tedavisini çıkartan çalışma WHI çalışmasıdır. Peki aslında burada geçen başka bir çalışma var. Bu da çok önemli. Bu aslında bütün çalışmaları anlamanızı sağlayan bir çalışma. ELAT çalışması. Early versus late. Burada baktığınızda aslında mantığı buradan çok net anlıyorsunuz. Kime verip vermemeniz gerektiğini de çok net anlıyorsunuz. 5 yıllık hormon terapi sonrasında progesteron ve östradiol jel kullanılmış. Yani en düşük dozlarda kullanılmış. Bu hastalarda subklinik olarak aterosiklerozun azaldığı görülmüş. Bunun için de ne yapılmış? Karotis arter intima medida kalınlıklarına bakılmış ve hiçbir değişiklik olmadığı, aslında iyiye gittiği görülmüş. Ama 10 yıldan sonra baktığımızda ise, yani bir hasta sizin karşınıza geliyorsa, ben 50 yaşında menopoza girdim şu an 60 yaşındayım diyorsa, sizin bu hastaya verdiğiniz tedavinin aslında çok da bir anlamı yok. O yüzden artık diyoruz ki hastanın menopozunun üzerine 10 yıldan fazla zaman geçtiyse artık bir tedavi vermeyin. Çünkü verdiğiniz tedavinin bir faydası yok, uzun vadede baktığınızda da zararı olabiliyor. O yüzden herhangi bir etkisi olmadığı için bu çalışmada da denmiş ki erken dönemde bu tedaviye başlamak önemli. O yüzden diyoruz hastalara ilk 3 yılda, mümkünse hatta ilk 5 yılda bu tedaviyi başlamanız çok önemli. Çünkü 10 yıldan sonra başladığınızda hem hastaya bir faydanız yok, hem de farklı şekillerde zararımız dokunabilir. Peki diğer kısım, aslında hormon terapide bizim kafamızda en çok takılan, hastaların da hep meme kanseri olacak mıyım ben bunu alırsam diye sorduğu kısım meme sağlığı. Bir kere hepimiz biliyoruz 40 yaşından sonra mutlaka hasta mamografisini çektirmesi gerekiyor. 50 yaşa kadar en azından bir kez olsun mutlaka görmemiz gerekiyor. 50 yaşından sonra da 75 yaşa kadar bir ya da 2 yıllık aralıklarla diyoruz. Onu da ne yapıyoruz? Biraz skorlamasına göre bakıyoruz. Ya da biraz skorlaması bir bile olsa, hastanın aile öyküsü varsa yine bu hastaları mutlaka yıllık tarama öneriyoruz. Ya da östrojen maruziyetinin arttığı durumlar varsa bu hastaları ek olarak tarıyoruz. Östrojen maruziyeti nedir? Hasta sizin karşınıza gelmiştir. Hasta öncesinde endometriozis hastasıdır. Vücudunda yüksek oranda östrojen maruziyeti vardır. Bu hastanın meme seyahı içinde daha yüksek risk faktörü olduğu için siz bu hastaları mutlaka, öncesinde böyle bir risk faktörü varsa mutlaka yıllık taramanız gerekiyor. 5 yıldan uzun süreli hormon terapi kullanıldığında risk artıyor. Yani biz hastaya 5 yıla kadar çok net verebiliyoruz.
Ama uzun süreli yine 7 yıl kadar kullanımda sadece östrojen tedavisi veriyorsanız ve özellikle histerektomi olmuş olan kadınlara veriyorsanız, yani progesteron vermiyorsunuz, sadece sistemik östrojen vermenizi açıklamış. Bunlarda riskin çok anlamlı artmadığı görülmüş ama rutin pratikte de kullanıldığında mutlaka 5 yıl kadar kullandırıyoruz. Ondan sonra da çok yakın takiplerle hastanın durumuna göre siz bu süreyi uzatabilirsiniz. Ama özellikle hastanın ek bir bulgusu yoksa siz 5 yıllık tedaviyi gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Peki, memeden bahsettik kısaca, kardiyovasküler hastalıklar. Hasta karşınıza geldiğinde çoğu zaman tedavi verirken biz çok bakmayız ama hasta zaten genel bir taramasını yaptırmıştır sizin karşınıza geldiğinde. Bu hastaların bizim için biliyoruz ki ölümlerin en büyük sebeplerinden biri. Biz hep DVT, SVO'dan korkuyoruz ama hastanın trigliseritlerini mutlaka görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü verdiğimiz tedavilerin çoğunun östrojen, HDL, LDL düzeylerini ciddi anlamda değiştirdiğini biliyoruz. Yine WHO'ya göre özellikle 60 yaş altında risk yok deniyor. Onun için de 60 yaş üstündeyse risk artışı var diyoruz. Bu nedenle ki siz hastalara özellikle 10 yıldan uzun süre geçtiyse ve hasta 60 yaşın üzerindeyse biz çok tedavi verme taraftarı değiliz. Çünkü ne oluyor? Östrojen ve progesteron buradaki değerleri değiştiriyor. Peki nasıl değiştiriyor? Östrojen baktığınızda HDL düzeyinde artış yapıyor. Ki östrojen bizim istediğimiz bir değer. Evet, LHDL'de iyi bir kolesterol. Ama bu doğal alanında yapıyor. Diğerini verdiğinizde de yapıyor ama doğal progesteronlarda drospirenon ve doğal progesteron, yani mikronize progesteron en başta değiştirmiyor. Bunlar daha masum. Yani lipid düzeyleri hafif yüksek seyreden hastalar varsa, biraz sonra göstereceğim, bunlara mikronize progesteron ya da drospirenon grubunu verebilirsiniz. Ama MPA veya levonorgestrel, yani birena içeriğinde de verdiğinizde bu hastanın HDL düzeyinde azalma olabilir. Yani siz menopozdan bağımsız levonorgestrel içilen birena taktığınızda da hastaya HDL düzeyiniz zaman içinde düşecektir diye söyleyebilirsiniz. Yaşta birlikte zaten doku kolesterol seviyesindeki oradaki akışkanlığa bağlı olarak bir artış olduğunu biliyoruz. Ama bakın, düşünün ki östrojen de eş zamanlı arttırıyor. Bir progesteronun bir kısmı değiştirmiyor, bir kısmı azalmaya bağlı oluyor. Peki ben bunu nasıl kullanacağım derseniz, şimdi östrojen burada bizim kan damar sağlığımız için önemli. Çoğu zaman ilk önce WHI'da verilmesin, koroner hastalıkları hatırlarsanız ilk slide'da arttırıyor diye gösterdik. Orada kullanılmasının en büyük sebeplerinden biri orada kullanılan aslında progesterondu. Siz hastaya veriyorsanız sizin en düşük dozda, aslında her bulguda farkındaysanız aynı şeyi söylüyoruz. Düşük doz östrojen vermeniz gerekiyor. Yüksek doz verdiğinizde ya da yanına bir progesteron eklemek zorunda kaldığınızda bu biraz daha masumiyetini yitirmeye başlıyor. Ama kalp sağlığı için sizin özellikle östrojen vermeniz gerekiyor. Neden? Kolesterol üzerine pozitif etki. Pozitif etki derken yeterli düzeyde olmasını sağlıyor. Yani tehlikeli boyutlara çıkmıyor. Olumlu etkisi var. HDL iyi kolesterolü yükseltiyor. Platelet agregasyonunu azaltıyor. Yani orada bir aterosklerotik plak oluşmasını engelliyor. Düz kas hücrelerinin proliferasyonunu inhibe ediyor. Kasılmaları, gereksiz kasılmaları engelliyor. Ve prostaglandin sentezini arttırıyor. Yani vazodilatasyona sebep olarak oradaki dokuların açık kalmasını sağlıyor. Yani kalp sağlığımız için bizim hastaya özellikle menopozdan sonra aile öyküsü de varsa düşük doz östrojen tedavisi vermemiz çok çok önemli. Ama tabii hastanın eş zamanlı olarak uterusu duruyor ve bizim hastayı kanıtlamamız gerekiyor. Zaten eş zamanlı çok düşük mikronize progesteronla biz araya girerek hastanın en başta adet görmesini sağlıyorduk. Sonrasında kontinüye geçtiğimizde de her zaman en düşük dozda devam etmeye çalışıyoruz. Peki demans? Demansla ilgili yine bu WHO'nun bir memory study grubu var. Burada diyor ki östrojen progesteron tedavisi alanlarda, bu da en çok tartışılanlardan, demans artmış. Vermeli miyim, vermemeli miyim? Ama bakın, sadece östrojen kullananlarda anlamlı artış yok denmiş. Burada çalışmanın alt kısmı değerlendirildiğinde aslında bu artmış denen çoğu hastanın Alzheimer hastası olduğu görülmüş. Alzheimer hastasının bağlı olmasına bağlı olarak zaten yapılan MR değerlendirmelerinde de, yani bu hasta zaten Alzheimer'a gidiyor mu unutmayın. Siz tedavi vermediğinizde bu hastalarda Alzheimer'a gidip kognitif bozukluklarda bozukluk çok daha hızlı oluyor. Peki sizin için şurada kafanız karışmış olabilir. Burada verirsem demans artacak deniyor. Östrojen verirsem anlamlı artış yok deniyor. Bunların çoğu hastalar geç dönemde başlanmış hastalar. Siz yine aynı şeye geldik. Geç tedavi başladığınızda hastaya bir faydanız olmuyor. Tam tersi zararımız dokunuyor bir yerden sonra. O yüzden erken dönemde düşük doz östrojenle hastaya tedaviye başladığımızda aslında hastanın faydası dokunuyor. Hastaların pek çoğunun da burada görüldüğü gibi beyin fonksiyonları değerlendirilmiş. Bu bir çalışmadan alınan görüntü. Beyin fonksiyonlarında hiçbir fonksiyon değişikliği olmadığı görülmüş. Peki hormon terapi olarak geldi. Aklınızda olsun, artık HRT kavramı kalktı. HRT yok. Replasman tedavisi demiyoruz. Direkt
hormon tedavisi diyoruz. Menopozun ilk 10 yılı ve 60 yaş öncesi için tercih edilmeli. Bu hep söylediğimiz kısım. Yıllık planlama yapılmalı. Yani evet ilk 5 yıl daha güvenli dedik ama bizim hastayı çok en iyi dediğimiz hiçbir risk faktörü olmayan hastayı bile mutlaka yıllık olarak görmemiz gerekiyor. Yıllık görürken de ne yapacağız? Hastanın mamografisini mutlaka eş zamanlı değerlendireceğiz ve DEXA'sını değerlendireceğiz. İlk başladık ne yapıyoruz? Perimenopozal dönem yani adetlerin ilk bozulduğu dönemde karşımıza geldi. Siklik tedavi veriyoruz. Yani ne yapıyoruz? Hastaları kanatmaya çalışıyoruz. Hastayı kanatırken ne yapıyoruz? Biraz önce aklınızda kalmıştır. Aslında biz buraya perimenopozal dönem tedaviyi verirken düşük doz östrojen artı progesteron, mikronize progesteronu da verebiliriz. Ama çok erken dönem olduğu için biz bu hastalara direkt kok da verebiliriz. Yani çok düşük doz kokla hasta hem adetini görecek, hem baktığınızda vazomotor semptomları, osteoporozu baskılanacak ama unutmayın. Kok verirken normalde vermemiz gereken östrojenin 4-5 katını veriyoruz. O yüzden ideali ilk 1 ya da 2 yıllık kullanımdır kok bu dönemde. Ondan sonra siklik lokal östrojen tedavisine düşebilirsiniz. Çünkü östrojen artık çok yüksek gelip zaman içinde size kırılma kanamalarıyla karşınıza hasta gelebilir. Peki sonrasında ne yapıyoruz? Postmenopozal döneme geçtik. Postmenopozal dönemde sürekli tedaviye geçiyoruz. Sürekli tedaviye geçtiğimizde hastaya kontinü olarak tedavisini veriyoruz. Yani burada amacımız hastanın adet görmesi değil. Zaten kesintisiz sürekli tedaviden de anlayacağınız üzere vücudun o hızlı çöküşün önüne geçmez. Bunu da özellikle 60'lı yaşlara kadar devam etmeye çalışıyoruz. 60 yaştan sonra güvenlik, gönül rahatlığıyla kesebilirsiniz. Bazı hastalar devam etmek istiyor ama onları çok daha yakın takiplerle tedavi edebiliyoruz. Siklik tedaviye rağmen yine hasta adet görmüyorsa burada da eğer sürekli tedaviye geçebiliriz. Yani siz hastaya kok tedavisi verdiniz. Kok da genelde daha rahat görürler hormon miktarı daha yüksek olduğu için ama siklik tedavi veriyorsanız bu düşük doz geliyor ve adet görmüyor demektir. Adet görmüyorsa düşük geliyor demektir. O zaman da daha bir yüksek doza yani sürekli tedaviye geçmeniz gerekebilir artık. Hastada siklikle hani kanatmaya uğraşmakta bir anlamı yoktur. Dediğim gibi kok içindeki östrojen de biz çoğu zaman hormon tedaviyi hep daha kötü düşünüyoruz ama hormon tedavi aslında çok çok daha 5'te 1'i kadar bir hormon veriyoruz. Kok içindeki hormonlar bunun yaklaşık 5 katı kadar. Peki hormon tedaviyi kime vermeyeceğiz? Bizim karşımıza hasta geldi değerlendirirken unutmayın burada çok fazla risk alıyorsunuz. Yani risk alıyorsunuz derken hastayı tedavi ediyorsunuz ama kendinizi de korumanız lazım. Şurada gördüğünüz eğer hastalıklar varsa ki Türkiye'de bu hastalıkların pek çoğu var. Bu hastalara hormon tedavi başlamayın arkadaşlar. Ya da bunlara başlarken göstereceğim. Pek çoğuna sadece lokal östrojen başlayabilirsiniz bir kısmına. Neden bunun için? Mesela şüpheli meme kanseri öyküsü var. Çoğu hastalarımız maalesef bilmiyorlar. Çoğu geçmişini bilmiyor. Meme kanseri olmuş ama işte invaziv intraduktal vesaire zaten öyle bir bilgi vermesi bizim için çok uç bir nokta olabiliyor. Ama bunların dışında herhangi bir kanser öyküsünden bahsediyorsa ya da şüpheli bir endometriyum kanseri rahmi alınmıştı, orada bir kanser vardı denmişti. Bazen miyom için de söylüyorlar ama bunda da hiçbir zaman riske girmeyin lütfen. Ya da tanısı konmamış bir uterin kanama anlatıyor. Yine tromboembolik yani derin ven trombozu riski var. Hastanın karaciğer fonksiyon bozuklukları var. Çünkü bizim verdiğimiz dersler hepsi karaciğer üzerinden itirah olacak. Akut safra kesesi hastalıkları ya da hipertrigliseridemi yani 500'ün üzerinde ki bunlar çoğu zaman ailevi oluyor. Bu hastalara hormon tedavi başlamamız gerekiyor. Peki bu hastalara ne yapacağız? Birazdan göreceğiz. Şimdi biz bu hastalara hormon tedavi dediğimizde oral östrojen veriyoruz. Peki oral östrojen nedir? Bizim normal işte siklo gibi ya da trisekuans gibi ağızdan başladığımız ilaçlar ama dezavantajları ne? Karaciğerde ilk geçiş etkisi var bunların ve bu nedenle biraz önce saydığımız hastalıkların çoğunda kullanamıyoruz. Avantajı ne? Kullanımı çok kolay ve fiyatı çok ucuz olan ilaçlar. Biraz önce dediğim gibi vajinalde de bu orali kullanabiliyorsunuz. İkiye kırıp hastanın vajina yerleştirmesini istediğinizde benzer etkiyi yapıyor. Peki transdermal patch nedir? İşte biraz önce veremediğiniz tüm hastalara bunu verebiliyorsunuz. Bakın ilk geçiş etkisi yok. O yüzden çok güvenli bir ilaç. Hiçbir şekilde derin ven trombozun riski artışı yapmıyor transdermal östrojen tedavisi. O yüzden biraz önce gördüğünüz yani ki bizim hastalarımızın çoğunda hipertansiyon vardır, diyabet vardır, işte hiperlipidemi çoğunda vardır ya da epilepsi öyküsü var, kolelitiyaz, karaciğer öyküsü. Yani içinizde sinmeyen bir durum varsa bu hastaya sistemik değil ki artık zaten çoğumuz yüksek doz sistemikleri kullanmıyoruz. Transdermal patch verebilirsiniz. Transdermal patch'i de kendisi istediği gibi genelde uyluk içerisinde kalçaya yapıştırıyorlar. Bunu kullanabilirler. Suyla kolay kolay çıkmıyor. Belli aralıklarda kendileri bunu değiştiriyorlar. Kullanımı çok pratik ve siz çok büyük güvenle bu hastalara bunu verebiliyorsunuz. Peki implant nedir? Bunu da çoğu zaman karşınıza çıkacaktır. Hasta belki isteyecektir. Çok pratikte kullanmıyoruz ama 17 beta östradiol içeriyor.
bir riski var aslında, cerrahi gerektirmekten daha ziyade suprafizyolojik östradiol sebeplerine sebep olabiliyor. Yani siz kontrolsüz bir şekilde östrojen yükselmesi yapabiliyor. Hastada sonrasında en ufak bir bulgu çıktığında, yani memesinde ya da endometriyumunda bir sıkıntı olduğunda sizin bu implantı çıkartmanız gerekiyor. O yüzden günlük pratik kullanımda, evet günlük pratik o hormon salgıladığı için kullanımı iyi deniyor ama suprafizyolojik dozlara sebep olduğu zaman da bir anda çıkartılması gerektiği için kullanımı çok da pratik değil aslında. Peki progesteron tedavisi, baktığınızda WHR çalışmasındaki o sistemik tedavinin en büyük çoğu yerde sorumlusu tutulan hormon progesteron. Amaç ne? Çok basit mantık. Östrojen, progesteron birbirini dengelesin diye veriyoruz. Yani uterus olanlara zaten esasında veriyoruz bu ilacı. Çünkü endometriyumdan biz adet görmesini istiyoruz. Endometrial lining'in yenilenmesini istiyoruz. Hep 12-14 günlük veya düşük doz kullanım. Yani mikronize progesteron kullanıyorsanız düşük doz kullanabiliyorsunuz. Ya da o sikliğin arasında 12-14 günlük bir periyoda veriyorsunuz. Arada orada hasta kullanıyor ve sonrasında adet görüyor. Ya da özellikle uterus olan kadınlar deniyor mu? Uterusu ya da daha doğrusu bizim derdimiz aslında uterus değil, endometrium. Endometriumu olmadığı halde kimlerde kullanmamız gerekiyor baktığınızda? Burada bir mantığa baktığınızda hepiniz aslında göreceksiniz östrojenin çok yüksek olan kadınlar. Endometriyosu olan kadın, biraz önce bahsettik, östrojen seviyesi çok yüksek olan bir kadın demek. Hastanın endometrium kanseri şüphesi varsa, overlerinden endometrioid bir tümör varsa, supraservikal histerektomi varsa, yani alt kısımda yine duruyor, endometriyal ablasyon yapılan, yani endometrium ortadan kalkmış ama bu hastalarda yine de progesteron vermeniz gerekiyor. Çünkü östrojen bu hastalarda kanserleşmeye, malinleşmeye sebep olabiliyor. Bu hasta grupları varsa, ki burada sizin en büyük karşınıza gelecek grup endometriyosis olan gruptur. Zaten endometriyosisin tedavisi şöyle düşünün, progesteron. Menopozda da progesteron tedavisine siz devam ediyorsunuz, kesmiyorsunuz. Özellikle bu hasta gruplarına sistemik, eğer patch kullanabilirsiniz sistemik tedavi olarak, ya da onun dışında lokal östrojenin ötesine geçmemek de bazen gerekebiliyor. Peki progesteron preparatlarına baktığınızda ne görüyorsunuz? Bunlar hep bildiğiniz progesteronlar. Aslında bioeşdeğerliklerine baktığınızda biz mikronize progesteronu çok kullanıyoruz, biliyorsunuz hepimiz. Progesteronu hepimiz çok iyi biliyoruz, 200'lük kullanıyoruz ama çoğun zaman diğerlerinin miktarını hep daha yüksek kafamızda kullanıyoruz. Bakın diğerleri aslında çok düşük dozlarda. O yüzden mikronize progesteronun doğala yakın olduğu için çoğu zaman önerirken aslında diğer progesteron preparatların da, kokların içinde olanları da ilk dönemde verdiğimizi, daha güvenli kullanabildiğimizi görebiliriz. Peki menopozlu bir hasta geldi, tedavisini yaptık. Önerilerimiz ne olacak? Biz hastayı mümkünse yıllık göreceğiz. Bu aldığı, bu bir dönem olduğunu, bir kere menopozun bir hastalık olmadığını söylememiz gerekiyor ama tüm vücudunun, vücuttaki kadın hormonlardan ibarettir diye bakacak olursak, çünkü bizi hormonlar yönetiyor baştan aşağıya. Tüm hayatı değişecek ama bunların kontrolü aslında çok basit. Sadece erken tedaviye başlamak gerekiyor. Mutlaka tedavi verin ya da vermeyin, yıllık olarak hastayı görmeniz gerekiyor, mamografi ya da meme ultrasonu. Eş zamanlı olarak yıllık simir kontrollerini yapmamız gerekiyor ama yıllık değil, bunu biliyorsunuz ki 2 yılda bir öneriyoruz. Ama eğer hastalarda eş zamanlı bir kanama olduysa, yani endometriyal simir biyopsi yapmanız gerektiyse, bazen onu tekrar yıllığa geçebiliyorsunuz, bu aklınızda olsun. Yani biyopsi aldığınız kişiden simiri tekrar 1 yıl sonra alabilirsiniz. Eş zamanlı olarak da DEXA kontrolü gerekiyor. DEXA kontrolünde de lütfen hastayı, dediğim gibi, özellikle değerlendirirken kalça T skoru değil vertebra T skoruna bakın. -1'in üstünde bile olsa mutlaka hastaya D vitamini, kalsiyumu yükleyin. Eş zamanlı olarak verirken de mutlaka magnezyumunu da vermeniz gerektiğini ve özellikle ilk başlarken, özellikle yıllık aralıklarla D3, K2'yi vermeniz gerektiğini, yani D vitamininin kalsiyumun kemiklerden emilmesini sağlamayı esas aldığınız için, yoksa hastanın kalsürüsü olur, tamamen verdiğinizi tamamen hasta tamamen çıkartmaya başlar ki, ve bu arada da aslında bütün menopozda hep gördüğünüz, işte atipik ateş basmalarında gördüğünüz, osteoporozda gördüğünüz, yine osteoporozun en büyük sebebi hastanın mutlaka tiroid fonksiyonlarını görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kaynaklar bunlardı, yani en son baskılarından. Buradan siz de ekstra isterseniz faydalanabilirsiniz. Zaten sunumları bırakıyorum. Teşekkür ederim.